Tarım hayvancılığın başkenti burası. Doğalgazla tanıştırdık. Sağnak yaşadık. Ya ay içerisinde herkes görecek. Çok pahalandı. Milletin kulağına kar suyu kaçar. Türk aklıyla alay geçmesine kızıyoruz. Ergene Belizi. Buna bir itirazımız yok. Trakya Türk TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri sizler için en doğru, en tarafsız şekilde aktarır olacağız. Ben Gizem Öztürk. Spor aşkı engel tanımaz sloganıyla ülke genelinde özel birey öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri desteği sağlandı. Geçen hafta Tekirdağ'a gelen spor malzemelerini taşıyan spor aşkı engel tanımaz tırı törenle karşılandı. Engelli öğrenciler için gönderilen spor malzemelerinin dağıtımı Tekirdağ İl Merkezi'nde de Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün tarafından gerçekleştirildi. Öğrenci lazım mı? Evet. Dur. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karma eğitim gören özel birey öğrencilerine ulaştırılan spor malzemeleri idareci, eğitmen ve öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Aman raketlere dokunmayalım, gitmesin ha. Hayır. Valla süper zengin bir fotoğraf almış. Helal olsun. Aç takım ben. Yok, siz çekilin. Futbol, voleybol, basketbol ve fitness topları başta olmak üzere masa tenisi takımları, satranç takımları, dart, çember halkalar başta olmak üzere çok sayıda sportif malzemeyi okula teslim eden il müdürüne, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, öğrenci arkadaşları adına teşekkür eden özel birey öğrenci, spor alanlarında başarılı sonuçlar alınmaya devam edileceğinin mesajını yansıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla ve Gençlik ve Spor İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz, asla yalnız kalmayacaksınız. Biz sizi seviyoruz. Sağ olun. Varsınız. Engelli gençlerimizi, engelli öğrencilerimizi, kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Trakya bölgesinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde çalışmaların arttırılması amacıyla Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 7. Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin yanı sıra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, Askeri Birlik Komutanları, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürleri, İl Göç Müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne ilgilenmiş. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. 7.sini gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Biraz önce arkadaşımızın da ifade ettiği gibi 3 ilin değerlendirmelerini burada alacağız. Tabii bölgemiz özellikle Edirne, Türkiye'de genel konjonktürden farklı değerlendirmeleri olan, öncelikleri olan bir il göç politikasında. İllerimizin burada tecrübelerini birbirleriyle paylaşacağız. İnşallah sonuçta aldığımız kararlar konusunda gerekli adımları atacağız diye değerlendiriyorum. Bir önceki toplantıda alınan karar gelince başsavcılarımız da bu toplantıya davet edildi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bugün aramızda katılım gösterdiler, teşrif ettiler. Toplantı içerisindeki zaten sunumlardan sonra herkesin değerlendirmeleri olacaktır. O yüzden açılış kısmını çok uzatmaya gerek olmadı. Evet, düzensiz göç sorunu umuyoruz ki sadece Trakya'da değil, ülkenin tüm genelinde çözülür değerli izleyenler. Bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli sürücü yaralandı. Kaza Muratlı Saat Kulesi Meydanı'nda gerçekleşti. İddiaya göre Melih Sey idaresindeki 59 AFM 230 plakalı motosikleti Kasım K yönetimindeki 34 AFD 727 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Başında kaskının takılı olması motosikletli sürücünün ağır yaralanma ihtimalini önlerken 112 sağlık ekipleri yaralı sürücü Melisa'yı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti. Motoru sen kenara çek. İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri ise kaza mahallinde inceleme başlattı. Diğer bir trafik kazası haberimiz de Çorlu'dan geldi değerli izleyenler. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçi ve polislerin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç kovalamaca esnasında ağaca çarptı. Gece yarısı Cemaliye mahallesinde bulunan Borsa Meydanı'nda bekçilerin dur ihtarında bulunduğu panelvan minibüs sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Polisin takibi aldığı araç tüm ikazlara rağmen kaçmaya devam etti. Ekipleri alarma geçiren panelvan araç, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonrası Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkiinde ağaca çarparak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü KH'nin yapılan muayenede alkol olduğu test edildi. Söyleyecek bir şey yok bu. Şanssızlık. Gel. Bir saat sonra bakın. Olan olmuş. Kazada park halindeki başka bir araçla hasar görürken hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Evet, göçmen sorununun bir an önce halledilmesi gerekiyor demiştik. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Adalet Sarayı yakınlarında durumundan şüphe edilen 5 kişi polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Durumundan şüphe duyulan 5 kişi polis ekiplerince durdurulmak istendi. Bunun üzerine şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahısların Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı. Yakalanan 5 kaçak göçmen emniyete götürüldü. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkanımız serbest kaldı. Cumhuriyet Halk Partili Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çan Belediye Başkanımız Sayın Bülent Öz ve Öztek firmasının vekaletli iş eden elemanı tutuklamaya sevk edildi. Başkan Öz ve firma çalışanı R.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz açıklamalarda bulundu. Burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz itiraflar çürümüştür. Masuliyetimiz burada bu saat itibariyle kanıtlanmıştır. Bunu da herkese belediye müdürlerinin de serbest bırakıldığını belirten avukat Hakan Evirgen şunları söyledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Çam Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü serbest savcılıkta. Trakya Türk TV ekranlarında sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Bizlerden ayrılmayın. Tarım hayvancılığın başkenti burası. Doğalgazla tanıştırdık. Sağnak yaşadığında oldu. Ay içerisinde herkes görecek. Çok pahalandı. Milletin kulağına kar suyu kaçar. Tüm aklıyla alay geçmesine istiyoruz. Her yine bir izleyin. Bizim bir itirazımız yok.